diyorsunuz? Bakın sünnet değiştirildi dedik. Evet. Sünnet değiştirildi. Kaynak. Bakınız kaynak. Sünnet nasıl değiştirilmiş? Okuyorum. Evet. Sahih-i Buhari. Babı da söyleyeyim. Bab. Gazvetul Hudeybiye babı. Hadis numarası 4170. Hadis numarası numara bölümündeki hadis. 4170. Megazi kitabı. Babı Gazvetul Hudeybiye. Diyor ki evet, Berra İbni Azib bir genç geldi ashabtan amcasının yanına. Amcasına dedi ki sehibden nebi baye etehu tehde şecere. Fekale yebne ehi inneke la tedrima ahdesna ba'deh. Bakın burada olduğu gibi yapılan tercümeyi söyleyeceğim. Çünkü bu hadisi ben bazı platformlarda, programlarda söylerken bana dediler ki ya siz bu hadiste ehdesna kelimesinden niye fitnek anlamını çıkarıyorsunuz? Ben burada Ötüken Yayın Evi'nden tercüme olunan Buhari'nin bu hadisin tercümesinde ortaya koyduğu kelimeyi olduğu gibi söyleyeyim. Ben Berra İbni Azib'e kavuştum. En güzel yaşayış sana kutlu olsun. Sen peygambere sahabelik ettin ve onunla ağaç altında beyat yaptın dedim. Bakın. Amcası kim? Sahabe. Amcası kim? Efendim Rızvan biatına katılanlardan, ağaç altında peygambere biat edenlerden. Bunun da yeğeni gelip amcasına diyor ne mutlu sana sen böyle bir adamsın. Bakın amcası ne cevap veriyor. Ey kardeş oğlu, peygamberden sonra bizim ne fitneler çıkardığımızı sen bilmezsin. Allahu Ekber. İslam dünyası. Neden bu gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun? Bakın. Bunlar İslam dünyasının acı gerçekleridir. Bu sahabe, Rızvan biatında peygambere biat edenlerden birisi olan bu sahabe, açıkça diyor ki sen bizim peygamberden sonra ne fitneler çıkardığımızı bilmezsin. Bu fitneler nelerdir acaba? Neden bu fitnelerin üzerine gitmiyorsun? İşte bu fitnelerin olduğu mekanda İslam ümmeti düştü. Eğer İslam ümmeti kalkmak istiyorsa, İslam ümmeti yek vücut, bakın yek vücut yaşamak, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, İslam düşmanlarına karşı dimdik, eğilmeden, ezilmeden, bükülmeden, izzetle yaşamak istiyorsa düştüğü yerden kalkmak zorundadır. İşte bu sahabe düşülen yere işaret ediyor. Diyor ki biz ne fitneler yaptık. Peki bu fitneler nelerdi? Hocam çok özür dilerim. Bu fitnenin meyvesi günümüzde maalesef diyebilir miyiz? Mezhepsel savaşlar, ayrı düşünceler, görüşler, siyasi görüşler, tabii ki, görüşler. Tabii bunlar ki. Bunlar hepsi onun. O fitnenin meyvesidir bence. Tabii ki. Yani ben başta ne dedim? Dedim ki Allah Resulü Sakaleyn hadisinde buyuruyor ki bu iki emanete sarılırsanız delalete düşmezsiniz. Hangi delalet? Hangi anlamda delalet? Ekonomik anlamda delalet, siyasi anlamda delalet. Bakın, inanç anlamında delalet. Bugün Müslümanlar Allah diyor ama Allah konusunda 28 çeşit Allah'a inanan Müslüman var. 28 çeşit. 28 çeşit. Ben bunların belgesini, kaynağını hepsini ortaya koyabilirim. Bu 28 çeşit Hicri 7. asra kadar Müslümanların arasında, dünyasında var idi. Sonradan 28'i biraz azaltmaya başladılar. Ama hepsi neticede Allah diyor. Bugün o da diyor Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa. Bu da diyor Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa. Bu diyor Peygamber hata etmez. O tekste diyor ki Peygamber düğün gününde geldi sağdız, gelinin sağdızıyla gelinin sağdıcıyla gelinin ortasında oturdu. Ben diyorum ki ya kardeşim bugün bizim gibi sıradan hocalar bile gidip gelinin efendim yanında otursa efendim sağda gelin, solda gelinin sağdıcı, ortada hoca efendi. Cemaat o hocanın arkasında namaz kılmaz. Sen getirdin peygamberi nereye oturttun? Kaynaklarda bunlar var. Evet. Ve neler 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 ben daha yani program vakti olmadığı için
onlara es geçiyorum.